Ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık bir 8 aydır da Sofart'tayım. Bu Talks etkinliklerin organizasyonları ile ilgileniyorum. Sofart'tan da bahsetmem gerekirse ilk başta Eskişehir'de Kültür ve Sanat Dergisi olarak kurulmuştu. Ardından biz daha doğru kitlelere ulaşmak için bunu iki koldan yürütüyoruz. Kültür ve sanat içeriklerimiz için Sofart dergi hesabımızı, mimari içeriklerimizi de görmek için Sofart Atölye hesabımızı takip edebilirsiniz. Topluluğumuzun büyük bir çoğunluğunu hala mimarlık ve tasarım öğrencileri oluşturuyor. Biz Sofart'ın içerisinde birbirimizden öğrenerek ve birbirimize öğreterek ilerliyoruz aslında. Yani aramızda usta-çırak ilişkisi vardı diyebiliriz. Kolektif bir topluluğuz ve bu tarz etkinliklerle de aslında dışarıdaki öğrencilerin de öğrenmesini ve onlara da ilham olmayı hedefliyoruz. Bu Talks etkinliği de temsilci ekibimizin hazırladığı bir etkinlikti. Benden'cim istersen sen de temsilci ekibimizden bir bahset. Tabii ki de. Öncelikle herkese merhaba. Ben de temsilci ekibinden bahsedeyim. Ben Düzce Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık olarak ben de Selina gibi 9 aydır Sofart'ta bulunuyorum. Temsilci ekibinde çeşitli şehirlerden ve üniversitelerden öğrenciler var. Aslında okullarımızla köprü görevini görüyor ve Sofart'ta Selina'nın dediği gibi öğrenci temelli kurulmuş bir topluluktu. Fakat şu an tüm Türkiye'de farklı okullarla işbirlikleri ve düzenledikleri etkinlikler var. Okulumuzdaki öğrenciler ve alanında uzman hocalarımızla iletişim halinde olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve daha fazla kişiye ilham olmayı hedefliyoruz. Aslında Sofart Talk fikri de aynı zamanda temsilci ekibinin bir etkinliğiydi. Farklı okullarda, farklı hocalarımızla iletişim kurarak Mayıs ve Haziran Talk serisiyle başlamıştık. Ve bunu bir gelenek haline getirerek 3 ayda bir olmak üzere devam edeceğiz. Umarım bu Talk etkinliğimizde çok güzel geçer ve öyle olacağını inanıyorum. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkür ederim. İlk önce sizi tebrik ederim bu güzel oluşum ve organizasyon için. Eskişehir'den başlıyor olması ayrıca güzel. Ben oradan mezunum zaten. Bir de toplantının tarihini değiştirdiğiniz için teşekkür ederim. Benim yakın arkadaşlarımdan birisi evlenecek günü buldu. Mecbur kaldım ben de. Sizden böyle bir ricada bulundum. Teşekkür ederim. Şimdi Seçin. bir mukavele. Şimdi siz benden şey istediniz. Genç mimar olma meselesi. Normalde biliyorsunuz mimarlıkta genç mimar 40 yaşına kadar kabul ediliyor. 40 yaş altı mimarlık ödülleri, genç mimarlara verilen 40 ödüller hep 40 yaş altına hitap ediyor. Şimdi ben bu konuşmalara 2019'da başladım. Yani 24 yaşında falan başladım. 23-24 yaşında başladım. Galiba 40 yaşına kadar gidecek genç mimar olma mesele. Ama bu süreçte ben yaşlanmış olacağım. Bu bana ironik geliyor, bu genç mimar şeyini. Şimdiden çok fazla böyle genç kelimesine hani fazlasıyla aşina olmuş birisi oldum. Ama dediğim gibi bunun 38-39 yaşına kadar yolu var gibi görüyorum. Şimdi şöyle bir olay genç mimarlık. Mimarlık yapmak, yapı yapmakla eşdeğer tutulduğu için sektörel anlamda. Yapı yapmak da çok zor ve imkanlı bir şey olmadığı için yani ilk önce işte ofis kuracaksınız. Ofisi ekonomik olarak kurabilmenin bir yaşı var. İşte burada yaklaşık olarak nereden baksanız 30 yaşlarında herkes ofis kuruyor. Sonra kendi projelerinizi yapacaksınız, kimlik oluşturacaksınız. Kimliğinizden sonra binalarınız kabul görecek, hayata geçme şansı elde edecek. Bir de bina yapmak diye bir şey var. O da 5 yıllık bir süre falan. Yani çoğu kişi böyle genç mimar ödüllerini aslında 35'lerinde, 37'lerinde falan alabiliyor. O nedenle mimarlığın neden 40 yaş altına genç mimar ödülü verildiğini insan oradan hani teyit edebiliyor. Ama yine de işte malum yarışma ortamı, malum teori, mimarlık pratiğinin yanında onun bir teorisyen boyutu var. Malum mimarlığın bir sosyal yapılanması var ki mesela siz öylesiniz. Sofa Art yani bir aslında dergi değil mi temelinde? Ve bu bir sosyal yapı aslında. Yani dernek de diyebilirsin bu oluşuma. Ve bununla hayatını, kariyerini, kimliğini de organize edebilirsin. Ben bugün sizi böyle sunmak için böyle bir iki karıştırdım. Güncel projelerden bir şey mi sunayım diye böyle hiç gösterilmemiş projelere niyet ettim. Hani kendimiz daha sosyal medyada paylaşmamışız falan.
Sonra durdum orada. Yine bir ilkellik geldi üstüme. Yani genellikle kendimi çok ilkel olarak tanımlıyorum. Böyle bir ilkellik geldi. İlkellik şuydu. Ya bu arkadaşlar hepsi 3. 4. sınıf, belki bazıları yeni mezundur diye öngörüyorum. Doğru muyum bilmiyorum. Hani hafif onaylasanız. Canlık öyle hoca da mesela ben 1. sınıfım. Oo, bravo bravo. Çok daha iyi 1. sınıf olmak. Ben de işte o dedim ki benim bir takım böyle hani kendi meslek planlamamı yaparken bir takım tutuculuklarım, muhafazakarlıklarım vardı. Onlardan bahsedeyim dedim. Yani kimisi tutucu, kimisi muhafazakar, bağnaz bile diyebilirsiniz. Serbest yani. Ama o tutuculukların getirdiği bir yol tanımı var. Ben de dedim ki bu arkadaşlara, bu talebi oluşturan arkadaşlara mesleğimin, mezuniyetimin ilk 2 yılındaki projeleri gösterip serüveni bir de böyle anlatayım. Normalde bu projeleri hani çok konuşmada anlattım, çok yerde göründü vesaire, sosyal medyada göründü, orada burada göründü. Ama bunu bu şekilde hiç anlatmadım. Yani kendime aslında ilk önce dürüst olmam lazımmış, onu fark ettim. Kendime bu dürüstlüğü yapıp sizi de bununla tanıştırmak istedim açıkçası. Temel dürtüm bu. Yani ben 2 yıllık, yani işte 2018'de mezun oldum. 2018 Haziran'da mezun oldum. 2020 Haziran'a kadar ürettiklerimi sadece göstereyim istedim. Neden 2 yıl? Mezuniyetimin 2. yılında pandemi oldu. Ve orada bir kırılım yaşadım ben. Aslında bu işlerin hepsi teknik olarak pandemi öncesi ve pandeminin bir parça temas ettiği döneme hitap ediyor. 3 iş göstereceğim ve burada aslında mimarlık ofisim olan Hiza Mimarlığı'nın da hikayesini oluşturan 3 iş. Yani Hiza Mimarlık, Hiza diye bir isim koymamın temelinde bir hizayı tanımlamak. Bir çizgiyi, düzeni, bir yolculuğu tanımlamak. Yani yolda olmak güzeldir diye böyle çok duyduğumuz sözler var ya. Birazcık aslında bu yolculuğu paylaşalım. Bu naçizane benim de öyle bir, yani kalkıp açıkçası şu an çok yüksek alanlarda, metrekarelerde, özel alanlarda projeler yaptığımı söylemem gerekir. Ancak bunu anlatmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü mimarlık okullarında ve fakültelerde ben de çok fazla etkinlik yaptım Eskişehir'de. Sürekli bir etkinliğin peşindeydim. Bana böyle seçkincilik ve soyluluk barındıran mimar profilleri, asilzade gibi gördüğüm, aristokrat gibi gördüğüm mimar profillerinin hep benliğime ve ben olma meselesine zarar verdiğine şahit oldum. Yani böyle bir adam geliyor, inanılmaz cool, inanılmaz karizmatik, inanılmaz havalı. Öyle projeler yapmış, rüyanda görürsün. Yani işveren anlamında, hacimsel anlamda. Bunlar benim için böyle erişilmez, distopik birer karakter gibiydi. Ama şimdi halbuki nasıl olacağını çok net gördüm, anladım. Ben de dedim ki genç mimar olacaksak böyle, hani genç mimarı anlatacaksam bu yolun ne kadar basit, sıradan, kolay bir yol olduğunu, bulunduğu yeri kutsamayan, bulunduğu yeri basitleştiren bir uslupla ve ne kadar sıradan, rastlantısal bir şekilde bir hiza, bir yol, bir güzergahın çıktığını ve işte siz gibi güzel arkadaşların gelip işte hocam gibi bir kelimesine hani layık olma sürecine doğru gittiğini izah etmek istedim. Bilmiyorum doğru mu etmiş. Açık arada bir böyle iki kişini görüyorum. Benan ve Sofa Art arkadaşı. ara ara öyle ufak sohbete de dahil olabilirsiniz. İşimi kolaylaştırırsınız. Bu arada şunu da söyleyelim. Aslında müsait olan varsa kameralarını açarsa biz çok mutlu oluruz. Lütfen. Çok çok nefis olur yani. Öyle bir çünkü şeye dönmesin. Hocam ben de bir küçük araya girmek istiyorum. Sorularınızı da ara ara sorabilirsiniz. Ben onu hocamıza yönlendireceğim eğer siz de uygun görürseniz tabii. Hem dediğiniz gibi sohbet kıvamında geçer etkinliğimizde. Sizin için de daha interaktif olur. Hem bize daha çok faydalanırız. Güzel. İyi oldu bu ara. Şimdi şöyle. Ben Eskişehir'de okudum. 2014 mimarlık girişliyim. 4 yılda bitirme zorunluluğum vardı. 2 sebepten. Yani hazırlık okuma şansım bile olmadı. Bu arada genç mimar olmak başından cesaretle kendimi anlatıyorum.
Umarım ukalalık olarak algılamazsınız. 2014'te mimarlığa girerken tabii ki mimarlığa da inanılmaz araştırmıştım ama bütün araştırmalarım falan hepsi hayal alemindeymiş. Ta ki temel tasarım, işte mimari tasarıma giriş dersleriyle tanışana kadar. Ya bu nedir diye böyle isyan ettiğimi, soyutlama kelimesiyle ilk karşılaştığımda soyutlamayı da nedir diye. Ya bildiğimiz ilkokuldan soyut ve somut kavramlar vardı. Soyut olan algılamadığımız, somut olan algıladıklarım. Soyutlama denilen bir şeyle karşılaştığımda travma olmuştu. Ya ben de yaşarım hocam. Birinci sınıfsın diye sana çalışacağım. Çok güzel. Ben de bölümü bırakmayı düşündüm. Yani sonra dedim ki bıraksam kendime ihanet ederim. Yani caymış ya da pes etmiş gibi bir adam olurum. Dedim ki ben en iyisi memleketim olan Mardin'e göç edeyim. Orada da mimarlık fakültesi var. Bir de o dönem mimarlık fakültesi Mardin'in çok popülerdi. DGS dikey geçişliler Mardin'i seçmek için yarışırdı. DGS puanı en yüksek olanlar Mardin'e giremezdi. Yani üniversite sınavında puanı çok düşükken ön lisanstan lisansa geçmek isteyenler ise DGS'liler ise Mardin'e geçiş yapamıyordu. Çünkü DGS'liler Mardin'in çok kıymetli olduğunu farkındaydı. Tabii ki bu kıymetin de çok geçici bir şey olduğunu sonradan gördük. Hocalar kaçtı Mardin'den. Ama ben ailem orada diye Mardin'e geri gitmek istedim. Sonra bir baktım o da bir pes etme durumuymuş. Onu da yediremedim kendime. Dedim ki tamam ben Eskişehir'de mimarlık, Bataküt'ü dersleri verecek kadar geçeyim. Sonra memleketime göç ederim. Orada da müteahhitlere 3+1'leri çizip dururum diye kafama koydum. Birinci sınıfta bir etkinlikle karşılaştım. İşte Nevzat Sayın gelmişti, coğrafya meselesini anlatıyordu. Ben Nevzat Sayın'ı yıllar önce biliyordum. Cüneyt Özdemir'in bir programı vardı CNN Türk'te soruyorum diye. Yani soru ve yorum anlamında soruyorum diye bir programdı. Nevzat Sayın orada muhteşem bir mimarlık anlatısı yapmıştı. Çok güzeldi böyle. Ben oradan çok etkilenmiştim zaten. Ama atmışım background'un bir kenarına. Unutmuşum. Birinci sınıfta görünce dedim ki bu ve onun yanında da böyle yaşlı bir yaz okulunu anlatıyordu bir çocuk. Bir kız pardon. Dedim ki ben böyle bir mimarlık yapmak istiyorum. Zaten ben Mardinliyim, köyden geliyorum. Hani bunlar da köyü övüyor. Yani köyü öven adamlarla çalışmam lazım diyerek kendimi direkt birinci sınıfta aslında bir yere bağlamıştım. İkinci sınıfla beraber ben bütün Mardin'in altını üstüne getirdiğim bilgileri derledim, topladım. Okulda her gördüğüm arkadaşın yakasına yapışarak Mardin'i anlatmaya başladım. Mardin şöyle, Mardin böyle falan. Ta ki işte restorasyon dersi, yapı dersindeki hocalar bana Mardin'i sunsana bize diye bir derslerini bana emanet ettiklerini görünce işte özellikle bir tane restorasyon dersindeki böyle bütün dersi baştan sona ben sunmuştum. İnanılmaz güzel gelmişti. Ya dedim galiba doğru yerdeyim, doğru modeli, doğru yöntemi buldum. Ama işte Mardin eski eser, tarihi yapı, yeniye dair pek bir şey yok falan. Bunu fark ettim. Tam o süreçte de yarışmacı mimarları görüyorum. Ya bu an, buradan sonrasını anlatacağım benim için tam bir kırılım ve eşiktir. Çünkü öğrenci yarışmalarına giriyorum. Hani öğrenci yarışmalarından ödül alayım da işte ben tasarımcı oldum duygusunu yaşayayım istiyorum. Ama bir yandan sürekli profesyonel yarışmacıların projelerine bakıyorum. Bir yandan da 50 yaş üstü mimarlara bakıyorum. Yani aslında 3'e böldüm mimarlığı. Mimarlık tarihi, yani hayatta olmayanlar, 50 yaş üstü mimarlar ve genç mimarlar diye bir yol haritası belirledim. Ama bunu üniversite 2. sınıfta yapmıştım artık. Sebebi şu, yarışmacı mimarların üretimi bambaşkaydı. 50 yaşındaki mimarlar günceldi ve binalarını yeni açılıyordu ve sağda solda görmeye başlıyorduk. Mimarlık tarihindeki isimler ise zaten derslerimizi oluşturan duayen mimarlar. İşte Turgut Cansever, Cengiz Bektaş, Sedat Akkaldem gibi böyle çok güzel adamları. Ben bu 3 araştırmayı 2. sınıfta yapmayı idrak ettiğim için aslında çoğu şeye borçluyum. Yani ben o an bunu nereden, ne şekilde, hangi refleksle yaptığımı hatırlamıyorum. Meğerse en doğru model oymuş. Şu an dersimde, bir yerde ders verdiğimde ilk bunu anlatıyorum. Arkadaşlar, kuşaklara bölün, öyle ele alın. Çünkü her kuşağın konteksti farklıdır. Neyse, genç mimarların o genç, kreatif projeler yapıp
üye olma durumları çok etkilemişti beni. Ortalama yaşları hepsi 35-40 arasıydı. İsimlerini sürekli duyduğumuz mimarlar, sürekli ödül alan mimarlar. Bir de 50 yaşındaki, 50 yaş üstü mimar işte Nevzat Sayın, Emre Arıoğlu, Tavanoğlu vesaire. Ben sonra dedim ki bu mimarların hangisi gençken yarışmacıydı? Hiçbiri. Ben orada böyle bir bayağı hayal kırıklığına uğramıştım. Mimarlık tarihindeki adamlara bakmıştım, neredeyse hiçbiri yarışmacıydı. Ben o an dedim ki ya yarışma dedim bir bina yapma amacı var. Yarışma yapmanın bir bina yapma amacı varken aslında ödül alma amacına dönen bir yer oldu. Sonra bir ufak bölme daha yaptım. Burası da benim için gerçekten bir eşik. Şunu yaptım. Güneydoğulu ya da Doğulu mimar var mı? Çünkü ben iflah olmaz bir gelenekselim diye kendimi kıstaslaşmıştım. Yani Şiveli konuşuyorum, gelene geçene Mardin'i anlatıyorum. Tam bir Mardin milliyetçisiyim falan böyle. Dedim ki topraklarından çıkan mimar var mı? Yok. Aslında var ama hiçbir memleketini savunmuyor ya da memleketini unutmuş durumda. Sebebi ne? Geliyorlar metropollerde. Mevcut metropol hayatlarına adapte oluyorlar. Haliyle bu adaptasyon bir 10-15 yıl alıyor. O süreçte gerçekten memleketle bağları kopuyor haklı olarak. Ve normal mimarlık üretimi içerisinde üretim yapan birer adamlara dönüyor. Ve böyle yere ve coğrafyaya aidiyetleri kayboluyor. Bunu fark edince dedim ben bu olmak istemiyorum. Yani o nedenle tanıdığım, doğudan olan, doğulu olan bütün mimarları bir anda unuttum. Kafamda sildim. Sonra ikinci bir tablo çıkardım. Doğulu olmayıp ama böyle doğu kültüründen haberdar olan mimarlar. Sonra bir tablo daha. O son tabloda şu oldu benim için. Dedim ki, birisi Mardinli olduğunu belli etti bile. Mesajlar görünüyor da burada. Çok iyi. Ben de anne tarafından Mardinli. Bu anı bekliyordum. Şimdi bir Mardin tahali cemiyeti kurmayalım da burada. Her an kurulabilir. En son şunu fark ettim. Dünyada doğuya dair. Şimdi bir de dünyanın doğusu var. Orta Doğu mesela. Ya da daha doğu olan Japonya'ya kadar bile gidebiliriz. Dünyada doğulu olmayı. Hintli mimarları araştırdım. Ben üniversite 2. 3. sınıfta Hintli mimarların hepsini öğrenmiştim. İranlı mimarları araştırmıştım. İran tarihçesi, Hindistan vesaire. Haliyle bunlar bir background oluşturdu. Bir dosya oluşturdu zihnimde. Ve aslında bunlarla beraber Nevzat Sayın'ın o yıllar önce gördüğüm Yahşi Bey Yaz Okulu'na başvurma cesaretimi topladım ve başvurdum. Haliyle ben bu bilgilerimi toplayıp gösterdiğim için beni kabul ettiler. Aldılar. Ve orada ben böyle yine çok ciddi ve soylu olan o mimarlık ortamında çok ezildiğimi hissediyordum. Hatta bir gün Nevzat Hoca bana sordu, nasıl hissediyorsun? Dedim Şampiyonlar Ligi'ne katılmış Anadolu takımı gibiyim. Anadolu Üniversitesi mezunu olduğum için. Yani öğrencisiyim o zaman, pardon. Kendimi öyle hissediyordum. Sonra Nevzat Hoca bir dürttü beni. Yani dedi ki saçmalama dedi. Burada bu kadar insanız. Geliyoruz köyü, taşı ve toprağı anlamaya çalışıyoruz. Sen işte bunun içinden geldin. Bunun kıymetini bil. Ve asla bunu kaybetme diyerek üçüncü sınıfın sonunda beni bu şekilde dürttü ve ben artık tamam bu yol bir yolculuktur dedim ve başladım. Kalkınma ajanslarına gittim doğuda. Kalkınma ajanslarının istekleri ve ihtiyaçlarını listeledim. Sonra her boş fırsatımda onlara dair fikirler ürettim. Böyle içim içime sığmıyor. Yani deprem sonrası, mesela deprem oldu, depremde ne yapacağız deniliyordu ya. Çok açık söylemek gerekirse yapacaklarımın %60-70'i belliydi. Çünkü ben daha önce bu yolculuktan geldim. Daha önce fon bulma çalışmalarım oldu. Daha önce kalkınma ajanslarından kalkınmak için fikir projeleri hazırlamıştım vardı. Ve nitekim şu an deprem bölgesinde 2 proje yapıyorum. Neyse efendim, bu kısmı tamam etmek gerekirse bu refleksim iyice arttı ve tam da bu anlamda kalkınma ajanslarına bir şey üretirken bir tane doğal taş tasarım yarışmasına bir tane fikir projemi gönderdim. Sonra cami yarışmasına katıldım. Bunların ikisinden de sonuç aldım, netice aldım. Sonra da beni duyan yerel yönetimlerden ve mimarlık aleminden isimler bizi bir araya getirdi. Yani Kapadokyalı mimar Aslı Özbay
Kapadokya dokusu işte benim coğrafyamla çok akraba olduğu için beni davet etmişti o projeleri gördükten sonra ve beni Batman valisine götürdü. El Ceziri Bilim Müzesi'ni yapalım diye ve ben mezuniyetimin daha yeni birinci yılını tamamlamış ikinci üçüncü ayındaydım yani. Yani 24 yaşımı yeni doldurmuştum yani girecektim öyle bir şey. Ve bir anda işte Batman valisine oturdum. Benim çocukluğumda aşık olduğum El Ceziri'yi anlatmaya başladım. Durum bu. Mesleğimin ilk iki yılında bunları yaşadım. Şimdi her soru yoksa araya girip bir şey demek istemiyorsanız sunuya geçelim. Bir 10-15 dakikada onları hızlıca aktarayım sonra da soru cevap yaparız. Muhabbet öyle ilerlesin. Olur mu? Nasıl isterseniz hocam. Eğer arkadaşlar da zaten şu an bir tek Mardin ne olduğunu belirten biri var. Zaten soru cevap kısmında ben de mesela ilk biz okul olarak toplulukla Mardin'e geziye gitmek istemiştik. Tarihi dokusundan ve mimarisini merak ettiğimiz için. Daha sonrasında isterseniz onları da konuşabiliriz. Hem sohbet kıvamına geçer. Şimdi geçelim. Hay hay tamam. Ekran geliyor mu? Ben görüyorum şimdi. Geldi hocam. Tamamdır. Ekranda şu anda. Şimdi ben size işte genç mimar olmanın yanında bir hizada olmayı izah etmek istedim açıkçası. Yani işte doğup büyüdüğünüz bir yer var, bir coğrafya var. Mimarlık eğitimi size birazcık fazla modern geliyorsa, fazla teklifleştiren tarzda geliyorsa bu sizi mental olarak yormaya başlar. Bu mimarlık eğitiminin getirdiği bir takım yorucu durumları aşmaya çalışıyoruz. Ve çoğumuz aşamıyor, pes ediyoruz. Ben de pes etmiştim. Çünkü not almamız lazım, 4 yılda mezun olmamız lazım. Zaten taşrada okuyoruz. Memlekete hemen dönme lazım. Bir de ekonomik olarak konforlu değilsen. Gibi çeşitli başlıklardan dolayı açıkçası mevcut eğitim sistemiyle hiç takışma şansın olmadan yolcu olmak istiyorsun. Ben takıştım. Sevinmeyen çocuk, öğrenci, arkadaş hepsi oldum. Ama hiç önemsemedim. Yani ya başta çok önemsedim, yalnızlaştım vesaire ama eğitim sistemiyle günün sonunda nasıl kavga edeceğimi kendi dünyamda oluşturmam gerektiğini anladım. Ve mevcut eğitim sisteminin bana sunmadıklarının peşinden gittim. Aslında yere, coğrafyaya ait dair orada oturup yani kalkıp bütün yani şey problemi geliyordu arkadaşlar. İç Anadolu'dan ya da Karadeniz'den ve Güneydoğu'dan gelen öğrencilerin refleksleri birbirlerinden bu kadar farklıyken aynı şeyi sevip, aynı şeyi takdir edip, aynı şeyi benimsemeleri arzulanıyordu okuldan. Okul böyle bir yer. Ben de işte Nevzat Hoca'nın o dürtmesiyle devamında işte Hasan Fatih gibi Mısırlı bir mimar ve paralelinde işte Hindistanlı Balkış Dadoşi gibi başka mimarların söylemlerini öğrenince dedim ki ben birazcık daha kendime ait coğrafyamda bir şeyler çizeyim. Neyse ne. Bu gördüğünüz görseller az önceki bir Mardin soyutlaması. Hani birinci sınıfta soyutlama nedir bilmiyorken son sınıfta ben artık Mardin'le ilgili böyle yazılar yazmaya, duygularımı anlatmaya çalıştım. İşte damda olma meselesini, işte damdaki yattığımız tahterevanların ve Mardin'deki dam avlu ilişkisini soyutlayan bir çizim yapmıştım. Bu Mardin'de bir Süryani köyü, terk edilmiş bir köydü. Bunun nasıl bir işte taşın taş üstüne, kütlenin kütle üstüne topografyayla nasıl bağ kurduğunu belgelemeye çalışmıştım. Yine bu Mardin'de Bilali Alımlı Köyü diye geçer. Nasıl bir coğrafyaya, ya bir dağ nasıl entegre olduğunu çizmiştim. Sonra işte bu workshoplarımızda, ben workshoplar yaptım bu süre zarfında. Coğrafyamıza dair yapıların tipolojilerini, sonra işte pandemi döneminde Nevzat Sayın'ın davet ettiği işte bir workshop vardı. Evin hallerini oluşturuyorduk. Ekibimizden bir arkadaş, ben tabii ki ilk önce bütün Mardin'le ilgili bir sunum yaptım. Herkesin heyecanlandığı konuya eğilmesini istedim. Bir arkadaş işte benim anlattığım bu dövmeler hikayesini, kadınlarımızın yüzündeki dövmeleri alıp çeşitli çizimlerle belgelemişti. Uzun uzuna en nihayetinde böyle 60 tane grafikli bir Mardin grafiği çıkarmıştım aslında. Bunlar teori olarak da artık Mardin'in bir belgelemesini oluşturduğumu hissettiğim grafiklerdi.
hem metinleriyle hem şeyle ekibimizdeki arkadaşlar workshop'ta bunu tamamlamıştı. Şimdi gel gelelim proje olarak. Şimdi bunlar teori, atölye, el çizimi. Bunlar duygular. Mardin'in ne kadar güzel olduğunu biliyoruz. Ya da bir coğrafyanın ne kadar. Benim neden Mardin'i el üstünde tutmam gerektiğini anlattım size. Yani ben her gittiğim konuşmada Mardin'den bahsetmiyorum elbette ama bir kişinin kendini bulma hikayesi bir memleketi ise ve çoğu kişinin kendini bulma hikayesi de olacağı için memleket çok ciddi bir aslında doğup büyüdüğümüz coğrafya çok ciddi bir aslında start noktası olabildiğini izah etmeye çalışıyorum. Bu projelerden bir tanesi, yani Kalkınma Ajansı'nda sunduğum projelerden sadece bir tanesiydi. Ödül aldığı için ben bunu, yani Uluslararası Doğal Taş Tasarım Yarışması'ndan eşdeğer ödül almıştım. Aldığı için paylaşıyorum. Aslında çok basit bir refleksi vardı projenin. Burayı görüyorsunuz. Mevcut taş ocağı duvarına bir L bir şekilde bir tane kolon ve kiriş koyuyorduk. Ben mevcut taş ocaklarından plakalar alıp o plakaları tasarlayıp ilk önce burada bir döşeme, burada dikine kullanıp burada da bu döşeme, buradaki döşemenin kirişi olacak şekilde bu döşemeyi koyuyordum. Binada kiriş, kolon sistemi her şey aynı malzemeden. Kaplama malzemesi bile aynı. Yani binanın her yeri strüktür olmaya başlıyordu. Ve bu aslında yerelde üretim tekniğinin bugünkü karşılığı ama son derece geçmişe ait bir teknik. Yani nesneyi taklit etmedik, özneyi birazcık taklit ettik. Yöntemi taklit